Emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve 2500 Türk Lirası olan en düşük emekli aylığı ile 1100 Türk Lirası olan bayram ikramiyesi zammına ilişkin maliyet hesapları yapıldığı gündeme geldi. Bayram ikramiyelerine zam sinyali. Milyonlarca emekli bekliyor. Bayram ikramiyesine ne kadar zam yapılacak? Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, bazı milletvekilleriyle bir araya gelen ekonomi yönetiminin, bu konuda çok dikkatli bir çalışma yürütme zorundayız. Ekonomiye bir yük getirmeyecekse, sosyal faydası olacaksa bunu yaparız. Getirisini götürüsünü çalışacağız ifadelerini kullandığı belirtildi. Meclisin yeni dönem çalışmaları başlayana kadar, sözleşmeli personel ve EYT konusunda Çalışma Bakanlığı'nda oluşturulacak bir teknik komisyonun çalışmaları bitirmesi planlanıyor. AK Parti milletvekilleri sahada seçmenlerinden en fazla eğitliliyle ilgili düzenlemenin yapılmasına ilişkin taleplerle karşı karşıya kalıyor. Bu talepler sık sık bakanlara da aktarılıyor. Milyonlarca emekli Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber bayram ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başladı. Emeklileri heyecanlandıran bir gelişme yaşandı ve 2500 Türk Lirası olan en düşük emekli aylığı ile 1100 Türk Lirası olan bayram ikramiyesi zammına ilişkin maliyet hesapları yapıldığı gündeme geldi. Hükümetin bu iki düzenlemeden önceki gündem başlığını ise çalışanlara ve emeklilere Temmuz ayında uygulanacak yükselişler meydana getiriyor. AK Parti yönetiminin de hem asgari ücrete ara zam konusuna hem de sabit gelirliler ve emekli maaşlarının yükselişi konusuna ilişkin görüşlerini ilgili bakanlara ilettiği belirtildi. AK Parti kaynakları tüm şartların zorlanarak başta emekliler olacak şekilde dar gelirlere ilişkin adım atılması gerektiğinin altını çizdi. Milletvekillerine bu yönde bazı hazırlıklar yapıldığına ve Temmuz'da emeklilere çok memnun olacakları bir yükseliş yapılacağının bilgisi verildiği de gündeme geldi. EYT'nin çıkarılması ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin hükümette bir kanaat oluşursa, 2023 bütçe hazırlıklarında bu iki düzenleme de göz önünde bulundurulacak. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı'nın teknik heyetleri, enflasyona ek olarak emekli maaşı ve ikramiyesi zammını da masaya yatırdı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.